Arkadaşlar merhabalar bu videomda açılar konusundaki klasikleşmiş sorular testlerinin sonuncusu yani test 7'nin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. D1 paralel D2 verilmiş ve bunlar açı ortay verilmiş ve bizden alfa isteniyor arkadaşlar. Öncelikle paralel doğruları şöyle bir uzatalım isterseniz. Uzattığımız zaman alfaya baktığımızda şöyle bir m kuralı var mı? Var. Yani ben şuraya bir x x diyeyim. Buraya da bir y y diyeyim. Alfayı bulur muyum? Bulurum. X artı Y alfaya eşittir arkadaşlar. Sonra ne yapacağım? 90'ı ve 80'i kullanman lazım. İki paralel doğru birden fazla sivrilen yer varsa bizim yukarı bakanlar, aşağı bakanlar ya da sağa bakanlar, sola bakanlar toplamı birbirine eşit değil miydi? Evet. O zaman onu kullanacağız. Yani burada arkadaşlar burada mesela 90 buraya bakıyor. O zaman ben buradan başlamayayım. Aşağı bakan, yukarı bakan, aşağı bakan, yukarı bakan hikayesinden sonuca ulaşırız. E, hocam burası nedir? 180 2x değil mi burası? 180 2x artı 80 eşittir 90 artı 2'ye 90 artı 2'ye olduğundan dolayı hocam 180 ile 80'in toplamı kaç yaptı? 260 yaptı. 90, 90 da öbür tarafa attığımız zaman 260'tan 90 çıkarsa 260'tan 90 çıkarsa 170 yapar. Eksi 2x de öbür tarafa attığımız zaman 2x artı 2'ye olur. O zaman buradan x artı y 85 e eşit oldu. E zaten alfada da neye eşitti? Şuradaki m kuralından dolayı alfa da direkt x artı y'ye eşitti. Dolayısıyla alfa da buradan kaç eşit olacaktır? 85'e eşit olacaktır. Yani birinci sorun cevap böylelikle akçay oldu. Geldik ikiye. Arkadaşlar boynuz, boynuzun tırtıklı hali. Ne yapıyorsunuz? İçeridekilerin toplamı dışarıdakilere eşit. Yani x artı y eşittir. 70, 16, 20 ve 12'nin toplamından direkt sonuca ulaşabilirsiniz. Ya da ee, farz edelim yapamadınız. Ne yaparsınız? İşte doğru açılardaki kullandığınız yöntemleri doğruları uzatırsınız. O şekilde yapabilirsiniz. Mesela şunu uzattınız. Bunu uzattığınız zaman ne geldi kardeşim? İki iç açı bir dış açı kullanabilirsiniz. Kullan bakayım. Burası kaç yaptı? 86 yaptı. E, ee, bunu da uzattınız. E, ee, burada da iki iç açı bir dış açı diyeyim arkadaşlar. 86 ile 12'nin toplamı kaç yapıyor? 98 mi yapıyor? Evet. E, ee, sonra ne çıktı arkadaşlar burada? Bakın bir dörtgen var. Dörtgen iç açılar toplamı 360. Aa burada iki tane dış açı var ve x artı y isteniyor bizden. Bence dış açılarından gitmeli. Dış açılar toplamı da nedir? 360. Yine buradan da bir sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu da bir yol. Farklı bir yol daha deneyeyim isterseniz. Önemli olan sadece soru çözmek değil. Çözgeç şeklinde olmadığını biliyorsunuz. Ne yapalım? E hocam paralellik paralellik yok ama sivrilen yerden bir paralel çizelim. Nereye? Şu doğruya bir paralel çizecek olursak arkadaşlar. Haydi bakalım çizdik paralelimizi. Paraleli çizdiğimizde ne oldu arkadaşlar? Z'den dolayı burası kaç yaptı? 70. Hocam iki paralel doğru arasında sivrilen yerler var. Birkaç tane sivrilen yer varsa bizim zikzak. Bak yukarı bakıyor, aşağı bakıyor, yukarı bakıyor, aşağı bakıyor, yukarı bakıyor. Yani ee, aşağı bakanlar toplamı x artı y, yukarı bakanlar toplamı 16 artı 20 artı 12 artı 70. 20 artı 12 artı 70. Gerçekten de bizim tırtıklı boynumuzda da biraz önce öyle dememiş miydik? Evet yani şu içeridekilerin toplamı şu x artı y'ye eşit demiştik. O zaman direkt x artı y'ne çıkıyor arkadaşlar. Şunları topladığımız zaman sonu 8'de olacak. Yani 118'dir büyük ihtimalle. Cevabımız böylelikle 118 yaptı. Yani cevap balıkesir oldu arkadaşlar. Geldik 3. soruya. Ee, bizden x'in x ile a arasında ilişki isteniyor. Arkadaşlar şurada bir 90 dik üçgen var mı? Var. O zaman dik üçgende Diğer iki açının toplamı nedir? 90 derecedir. Yani buraya ne kaldı? 90 eksi A kaldı. A'nın 90'a tamamlayan, 90 eksi A. Hocam burası da 90 derece. E burası da 90 derece olduğundan burası da 90 eksi A'nın 90'a tamamlayanıdır A'dır. Şurada ne çıktı arkadaşlar? Bir doğru açı çıktı. Yani A ile X'in toplamı böylelikle ne geliyor? 180 derece geliyor. O da nerede var? Denizli şıkkında var. Yani 3 sorunun cevabı böylelikle denizli oldu. Geldik dördüncü soruya. Şimdi açı ortay var ve verilen açılarla ilgili hiçbir şey yapamıyorsanız, açı ortayların kesim noktası var mı diye bakın. E 50 ile 65'i yan yana, bu açıları kullanamıyorsanız, özel bir durumun var mı diye bakın. Hocam özel durumu nasıl olur? 50 ile 65'in toplamı kaç? 115. 180'e tamamlayanın da özel bir durumdur. Hocam 115'in 180'e tamamlayanı kaç? 65. Ha 65. 180'e tamamlayan, böyle mi yapsak? Yo, 65'ler ayrı ayrı yerlerde oluyor. Ya da şöyle mi yapsak? Evet, böyle düşünürsek daha iyi oldu. Bak. Burası da 180'e tamamlayan 65 oldu ve dikkat arkadaşlar açıortayların mantığını kullanma vakti geldi. Şu üçgende bakın bu iç açıortay, bu dış açıortay. E burası ne oldu o zaman? Açıortayların kesim noktası oldu. İç ile dış arasında kalan açı, açıortayların kesim noktası. Bir üçüncü köşeden de açıortayların kesim noktasından geçiyorsa ne olmak zorundaydı? Açıortay olmak zorundaydı. Ama hocam ya 3 tane iç açıortay bir noktada kesiyordu ya 2 dış 1 iç. Hocam bu iç bu dışsa buradan gelen de dış olmak zorunda. Yani şunu şöyle açı ortay olarak gösterelim. Peki sonra ne yapacağız hocam? E şimdi de şöyle bakacak olursanız şu iç ile şu dış arasındaki açı değil mi bu? E burası x iken burası 2x olmuyor muydu? Yani 2x eşittir 50 ise x de buradan kaç yapacaktır? 25 derece yapacaktır. Dolayısıyla dördüncü sorunun cevabı böylelikle balık esir oldu. Geldik 5'e. Şekil 1'de verilen ABC dik üçgeni AC kenarının tam ortasından Tam ortasından diyorsa bir bildiği var. Ve dik üçgen olduğundan 90 derece. E 90'dan bir kenar ortaya çizilmiş. Ne var arkadaşlar burada? Muhteşem üçlü. Tam ortasından BD boyunca makas ile kesilerek oluşan parçalar yeşil ve mavi rengi boyanıyor. Sonra devam edelim. Bu parçalar çekiliklik gibi mavi parçanın BC kenarı mavi parçanın BC kenarı ne yapıyormuş? Yeşil parçanın BD kenarı üzerinde geliyormuş. Evet. Yeşil parça alt tarafta arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde yeşil parça. Aynen duruyor. Şuradaki gibi duruyor. Ee, bunun BC kenarı şu BD kenarında yapıştırılmış. Hocam şu eşitleri biz kullanacağız. Demek ki. E, o zaman kullanalım. Bu arada bu önceden nasıldı arkadaşlar? Eski haline de her zaman tamamlamak lazım. Bir şeyi kesip başka yere koyuyorlarsa eski hali de önemli. Eski hali nasıldı arkadaşım? Şöyle değil miydi? Eski hali de şöyle bir şeydi. Bu üçgen nereye geldi? Buraya geldi. Tamam. Şimdi dikkat. Önceden burası kaç dereceydi? 90 dereceydi. Ve şurada şunlar birbirine eşit miydi arkadaşlar? Evet. Hatta bu eşitlik karışacak. Şöyle göstersem arkadaşlar. Şununla şu eşitti. Hatta burası da eşitti. Şimdi sen bunu böyle çevirdiğin zaman bu üçgen buraya geldi. Hocam, burası böyle oldu. Burası da böyle ikizkenar. A burada da bir X kenar çıktı mı çıktı? Aynı zamanda sen bu parçayı kestin. Bakın şu parçayı kestim. hop şuraya koydun. Yani Kalemi aldım buraya koydum. Kalem aynı kalem. Üçgen aynı kalem diyeyim. <laughs> üçgen aynı üçgen değil mi arkadaşlar? Evet. Kalem aynı kalem. Üçgen de aynı üçgen değil mi? E, o zaman sen bunu alıp böyle getirdiysen. Şuradaki açı da buraya kaymadı mı arkadaşlar? Tabi. Yani burada yani kesip başka bir yere yapıştırdığı zaman eş yapıları da düşüneceksin. Eşitler devam ediyor. Hocam aynı zamanda bu alfaya alfa x kenarlık üçgen. Bu da alfaya alfa x kenarlık üçgen diye koyalım böyle. E, alfa 90 Burası ne yaptı? 90 eksi alfa mı yaptı? Evet. 78'i kullanmam lazım benim. He, 90 eksi alfa hiç bakma. 78'i nasıl kullanırsın sen? Hocam 78 ise burada kaçı da 78? Bak 78 artık şu üçgende bir şey oldu arkadaşlar 78. Yani şu üçgene bakacak olursak. Burada alfa 2 alfa ve 78. Yani 3 alfa artı 78 eşittir 180'den. 3 alfa eşittir 102'den. Alfayı böylelikle kaç buluruz arkadaşlar? 34 derece olarak buluruz. Evet alfayı 34 bulduk ama bizden x isteniyor. Arkadaşlar şurada da bir x kenarlık bulduk. E onu da kullanacağız demek ki. Neredeki x kenarlık? Bak şuradaki x kenarlık. Hocam alfayı biz kaç bulmuştuk? 34. Alfa 34 ise bu ikizkenar kenar üçgen değil mi? Evet. Tepe açısı 34 ise 180'den 34 çıkar. Yani x de 180'den 34 çıkartıp 2'ye böldüğümüz zaman bulunacak açı. 180'den 34 çıkarsa 146 2'ye bölersen 73 mi geliyor? Evet cevabımız böylelikle 73 oldu. Yani bakın tekrar söylüyorum. Şuradaki ikiz kenar üçgende şöyle gösteriyorum. Bak bu ikiz kenar üçgende tepe açısı 34 180'den 34 çıkartıp 2'ye böldüğüm zaman bu taban açılarını ne bulduk arkadaşlar? Burası da 73 burası da 73 çıkar arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle 73 oldu ve güzel bir soru arkadaşlar. 5. soru Dediğim gibi bazı şeylere, bazı yerlerde dikkat edeceğiz. Bir şeyi kesip başka bir yere yapıştırdıklarında eş yapılar olmasına dikkat edeceksiniz. Eş yapılarda da kenarların eşitlerini, açıların eşitlerini mutlaka, mutlaka yazıyorsunuz. Ve geldik 6. soruya. ABC eşkenar üçgen. ABC eşkenar üçgen. Bak, eşkenarı yapılamamasının En büyük sebebi neydi? Kenarların ve açıların eşitliğinin gösterilmemesiydi. Hemen açıları gösteririm. 60 60 60. Şekil karışıksa ben ne yapıyordum arkadaşlar? Kenarların eşitliğini böyle tırtıklayalım. Şöyle tırtıklayayım. Hocam tırtıkladım tırtıkladım tırtıkladım. Sonra BDC'de x kenar dik üçgen. Hocam bu da x kenar dik üçgense burası 45. Buradaki açıda 45 derece değil midir? Evet. E, madem x kenar dik üçgen sadece açılarda kalmasın. Hocam şu kenarla da şu kenar eşit değil midir? Aynen öyle. Bakın burada ne çıktı arkadaşlar? Eşitleri yazınca. Şurada da bir x kenar üçgen çıktı. İkiz kenarın tepe açısı kaç oldu? 150 oldu. 180'den 150 çıkart, 30. 2'ye böl. Buradaki açılar 15-15 yaptı. E, alfa artı 15. Kaç dereceydi arkadaşlar? Şurası 45 derece değil miydi? Evet 45 derece olduğundan dolayı alfayı da böylelikle ne buluruz? 30 derece olarak buluruz arkadaşlar. Yani 6. soru edremit oldu. Geldik 7'ye. Hmm. Yine açılar verilmiş. Açıları bir yazalım arkadaşlar. 50 60sa 110 buraya ne kaldı? 70. Hocam 10'la şu açının toplamı 70 yapacak. Burası 60 oldu. Hocam 60 var, 60 var. Ha bak ne çıktı? Eşkenar. Eşkenar çıktı deyip kafanda kalmasın. Şekil üzerinde kalsın. Madem eşkenar çıktı, niye eşitliği göstermiyorsun? Şuradaki eşitlikleri gösterelim. Tamam, gösterdik böyle. Bu arada 50 var, 70 var. İki iç açı, bir dış açı. Hocam burası 20 oldu? Evet. Aa burada 50'ye 50 var bir de bak gibi. Ne var burada o zaman? 50'ye 50 ise şu kenarla da şu kenar eşittir. Burayı da tırtıklayayım şöyle. Bak şu ikiz kenarlı gösterince iyi ki eşit kenarlıktaki eşitlikleri göstermişim. Ekstradan burada da bir ikizkenar üçgen çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Bu ikizkenar kenar üçgende tepe açısı kaç derece? 20. Taban açıları kaç olacak o zaman? 180'den 20 çıkartıp 2'ye böldüğünde 80-80 yapar. Alfa artı 50 eşittir 80 ise, Alfayı da böylelikle 30 derece olarak buluruz. Yani 7. sorunun cevabı böylelikle edremit oldu. Geldik 8'e. 8. soruda neler verilmiş? Valla bu şekildeki verilen ifadeyi kullanamıyoruz maalesef. Karışık olan yere bir harf verelim. Önce ona verin. Mesela sen buraya A dedin. O zaman eksi A oldu ya bu öbür tarafa at. O zaman BC uzunluğu neye eşit oldu? A artı AD'ye eşit oldu? Evet. AD uzunluğu da o zaman B diyelim. O zaman ben AC'ye A dediysem A D'ye B dediysem BC uzunluğu ne oldu? A artı B oldu. Şimdi yazar bak herkesin bir stili var arkadaşlar. Herkesin bir stili var. Benim de stilimi anladınız. Verilen bilgileri kullanmak. Şu verilenleri kullanmak. Yazar burada bir kopya vermiş. Katlamayı kullanın diye. Tamam sorunun sonunda katlamayı da kullanarak size çözmeyi e, anlatırım. A, ben olsam ne yaparım burada? Hocam A var B var A artı B var. Ya biz işimize ne yarar? A artı B'ye yarar, değil mi arkadaşlar? O zaman A artı B olacak şekilde bir hamle yapmalıyız. Ya da hocam e, A mı yapsak? Evet, şuradan bir A da alabiliriz. Buradan bir A alsak bir işimize yarar mı? Bak, şuradan bir A aldığım zaman şöyle bir şey. Çünkü A var, A var. E, A aldığım zaman buraya ne kaldı? B kaldı. A hocam, burada bak ne güzel bir şey çıktı. Hocam şuradaki üçgende vallahi bir şey söyleyeyim mi? Soruyu ben de ilk defa görüyorum e, ee, soruyu böyle konuşurken biz bazen böyle oyalıyoruz öğrencileri. Yazar katlama mantığından falan derken ben sizi orada oyaladım. Aklımda farklı bir şey vardı. Sonra soruyu okurken, okurken şunu şöyle A, A artı B var A var A'yı kullanayım derken farklı bir çözüm çıktı. İsterseniz o ilk baştaki düşündüğüm yöntemi de size biraz sonra gösteririm. Ya o yüzden diyorum verilen bilgileri kullanın arkadaşlar. Kullanırken çok da güzel şeyler çıkıyor. Neyse A aldım buradan. A alınca bir üçgen oluşturdum. E hocam ne oldu o zaman burada? Şuraya bakacak olursanız e, burası A artı idi. Buraya B kaldı. E, o zaman buraya B kaldıysa arkadaşım e, şu açılarda birbirine eşit ya. Bak şu üçgende, şu üçgende. Bunlar alfa alfa. Şuraya da C dersek şuraya da C yuvarlak diyelim hatta. Alfanın kolları A'ya yuvarlak. Alfanın kolları A'ya yuvarlak olduğu için eş üçgen oldu arkadaşlar. Alfanın karşısı B ise alfanın karşısı B'dir. İkiz kenar çıktı arkadaşlar. E hatta şu açıyla da şu açı nedir arkadaşım? Birbirine eşittir. A'yı gören açılar birbirine eşit. E Başka 110'u da kullanacağız. E 110 sa bunun tamamı 110 sa buraya 70 kaldı. E o zaman burası da 70. 70 70 140 buraya 40 kaldı. İkizkenarlıktan dolayı burası 40 yaptı mı? Yaptı. Evet bizden ne isteniyor? B B C D isteniyor arkadaşlar. Bizden B C D açısı daha iş bitmemiş. Hocam alfa isteniyor. B C D alfa isteniyor. E şuradaki üçgenden artık çıkar ya da iki iç açı bir dış açı değil mi? Yani alfa buradan kaç yapar? 30 yapar arkadaşlar. Evet cevap böylelikle 30 bulduk. Yazar katlama mantığı derken ne demek istemiş? Şunu demek istemiş arkadaşlar. Bak dedik herkesin farklı bir tarzı var. Şimdi yazar şunu demek istemiş arkadaşlar. Bak AC uzunluğu A. Burası da A artı B mi? Evet. Ya arkadaşlar şu açılar birbirine eşit ya. Ben bunu böyle katlayayım. E, siz bunun böyle olduğunu yazar kopyayı vermese nereden anlayacaksınız? Değil mi? Şöyle katlayayım. E o zaman her açı ortaya gördüğünüz soruda katlayın. Yani bu bence bir külfet. Yani katlayın. Tamam katlandı. Şöyle katladınız. Kopya verildi zaten. Verildi. Tamam katladınız. Katladığınız zaman üst binen kenarlar birbirine eşit. Hocam burası A olur. Buraya ne kaldı? B kaldı. Hocam üst binen açılar birbirine eşit. Şu açılar birbirine eşit oldu. E hocam 110 sa burası 70 oldu. Burası da 70. Buraya kaç kaldı? 40 kaldı. Sonra başka ne yapabiliriz arkadaşlar burada? 110. Bu arada biz bunu böyle katladık. Burası da B'ydi değil mi? Onu da atlamışız. Burası B iken burası da B oldu. X kenardan dolayı burası da 40 oldu. İki iç açı bir dış açıdan yine 30 derece olarak buluruz. Ya da abartayım. İlk baştaki. Mesela o uzun yolmuş mesela. Uzun yoldur büyük ihtimalle. İlk baştaki yolunuz neydi hocam? Çözmek istediğiniz yolunuz neydi hocam diye soracak olursanız da. Mesela ben A artı B'ye A vardı burada. Burası da B'ydi değil mi arkadaşlar? Evet. AC uzunluğu yok. Şurası A'ydı. Burası A artı B arkadaşlar. Ben A şurası A'ydı. Tamam burası A artı B ydi. Ben A artı B ile A arasında ilişki kurarken düşündüm ki ulan A artı B var. Bunu da A artı B yapayım dedim mesela. Ama sonra dedim ki ulan A'ya A yapsana dedim daha kolay çıktı. Hadi bakalım bir daha A artı B yapalım nasıl çıkacak? A artı B yapsak arkadaşlar şuradan bir B kadar uzatsak yani. B, b kadar uzattığın zaman. Aa hocam burada bir ikiz kenar oluştu. Çok güzel oldu değil mi? Bak B'ye B. Hocam A artı b A artı B. İkiz kenarlık burada da oluştu. Yani şöyle bir ikiz kenar üçgen oluştu. Bak A artı B'ye A artı B. A ikiz kenarda çizilen açı ortayı. Devamı yükseklik değil midir? Ve kenar ortay değil midir? Evet. A burada dik taban iki parçaya böldü. Şu da bir ikiz kenar üçgen çıktı mı? Çıktı. E 110 sa burası 70. E o zaman buraya 20 kaldı. İkiz kenardan dolayı burası da 20, 20-20, 40 mı yaptı? iki iç açı, bir dış açı, evet. E bu da ikiz kenar, burası da 40 oldu. 40-40, burası da 80 yaptı. 80 ile neyi toplarsan 110 yapar? 30 hocam, e burası da 30. Zaten bizden bu isteniyor. Alın size 3 farklı yol arkadaşlar. Ama tabii ki en güzel yol, ilk baştaki çözdüğümüz yoldu arkadaşlar. Yani şu şekilde A artı B'ye A'yı kullanırken, A'ya A bir şey yapmak, A'yı... A kenarını kullanmak daha güzel ve daha hoş oldu. Aynı zamanda katlama sorusu da şeklinde oldu arkadaşlar. Güzel soru. Hoş soru. Farklı bakış açısı kazandırmak benim amacım. Şu anda size verilen bilgileri nasıl kullanırsanız kullanın. Mutlaka sonuca ulaşmanızı gösteren bir soru aldı, soru oldu arkadaşlar. Bu bu da katlamada yazarım bir şey olmuş. C'sli olmuş size. Neyse geldik 9'a. 9. soruda ne demiş arkadaşlar? Şu 42 var. Ya 42'ye bakan şuradaki boyunuz mu dersiniz? Bu merak mı dersiniz? İşte ne derseniz deyin. Şunu fark etmediniz mi fark ettiniz? E o zaman hocam A dersin B dersin. Buraya da mesela Y dersin. E burada o zaman A artı B artı Y nedir arkadaşlar? Hocam A artı B artı Y direkt 42 eşittir. Çok güzel. Adam sana ne vermiş? A B ile B C eşit vermiş. Hocam noktaya A demiştik. Çizgiye B demiştik. A burada da arkadaşlar A artı B artı Y yok mu arkadaşım? Var. E bu açı kaç dereceymiş? 42. İkiz kenarın tepe açısı 42 oldu. 180'den 42 çıkart. 138 yani x açısı da 180 42 bölü 2 eşit olacaktır. Bu 180'den 42 çıkınca 138. 2'ye de bölünce 69 mı geliyor arkadaşlar? Evet cevabımız böylelikle 69 yaptı. Yani burası da 69. Burası da 69 olur. Bizden de x isteniyor. Cevap 69. Yani denizli oldu. Ve geldik bu testin son sorusuna. A ve C tümler B ve D bütünler açılardır. Demiş ve şöyle bir denklem vermiş. A ve C tümlerse A artı C 90 değil midir? Evet. Bak burada A artı C var. Ya A artı C yerine gel burada 90 yaz o zaman hemen. 90 artı ne kaldı burada? B eşittir 210 ise B'yi buradan kaç bulursun? 20 bulursun. E madem B'yi 20 buldun. Daha doğrusu 120 bulduk pardon. E 210'dan 90 çıkarsa 120. bir de bizden D açısı isteniyor. Arkadaşlar B artı D de B ile D bütünler olduğundan 180 değil mi? E B artı D de 180 olduğundan dolayı E B de zaten 120 derece ise D'ye de ne kalıyor o zaman? 60 derece kalıyor. Yani cevabımız böylelikle denizli çıktı. Ve böylelikle bu testte bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ÖSYM tadında soruların birincisinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.